Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ders anlatımı Freud 9 içerisinde ideal gazı tanımlayacağız. İdeal gaz denklemi olan P ve RNT üzerinde duracağız. Ardından gazlarda yoğunluk başlığı, difüzyon ve efüzyon dediğimiz gazların hızından bahsettiğimiz kinetik teoriden bahsedeceğiz. Ve son olarak da kısmi basınçtan bahsederek bu föyünde sorular çözerek konuyu pekiştireceğiz ve föyü bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ideal gaz denklemini tanımlarsak veya ideal gazın tanımını yaptığımızda şunu ifade edebilirim arkadaşlar. İdeal gaz nedir? İdeal gaz, gaz moleküllerinin birbirinden bağımsız hareket ettiği, gaz öz hacimlerinin yok kabul edildiği ve moleküller arasındaki çekim ve itme kuvvetinin sıfır kabul edildiği gazlara biz ideal gaz diyoruz. Şimdi ideal gaza baktığımızda arkadaşlar bizim ideal gaz denklemimiz PV eşittir NRT denklemidir. Şimdi bu denklemi bilmeniz gerekiyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Gaz sorularının tamamı hemen hemen, belki bir iki istisna dışında bütün soruları bu denklemden çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi bu denkleme baktığımızda buradaki P dediğimiz ifade bize neyi verecek arkadaşlar? Basıncı. İdeal gaz denkleminde basıncın birimi atmosferdir. V dediğimiz ifade neyi verecek arkadaşlar? Hacmi. Hacmin birimi litredir. Basınçla hacim ideal gazda nasıl orantılıdır böyle bir durumda arkadaşlar? Ters orantılıdır. Peki bunun yanı sıra N dediğimiz ifade molü. T dediğimiz ifade ise mutlak sıcaklığı. Yani Kelvin cinsinden olan sıcaklığı verecek bize. Tamam. O zaman basınç hacimle ters orantılı ama mol ile ve mutlak sıcaklıkla da nasıl orantılı olacaktır arkadaşlar? Doğru orantılı olacaktır. Şimdi burada bir de R sabiti var. R sabiti dediğimiz ifade şudur arkadaşlar. Biz R sabitine Rydberg sabiti veya gaz sabiti de diyebiliriz. Bu denklemden eğer siz R sabitini çekerseniz PV bölü NT'dir. NŞ'daki ifadeleri buraya yerleştirdiğinizde NŞ nedir arkadaşlar? 1 atmosfer basınçta 1 mol gaz 0 derecede yani 273 Kelvin'de 22.4 litre hacim kaplar. İşte 22.4 bölü 273 yaklaşık olarak 0,082'dir ve R'nin birimi nedir arkadaşlar? Atmosfer litre mol Kelvin'dir. Tamam mı arkadaşlar? Bu sabiti benim ezberlemem gerekiyor. Yani bu sabitte yeri gelecek 22.4 bölü 273'ü. Geri gelecek 0,082'yi kullanacağız. Bir de şurada birleştirilmiş gaz denklemi var. Şimdi bu denklemi kullanabilirsiniz ama biz oranlamayla tek bilmemiz gereken yöntem formül P ve RT oranlamayla bu birleştirilmiş gaz denklemini zaten bulabiliriz. Bakın hemen ilk örnekle devam etmek istiyorum. 8,2 litrelik sabit hacimli bir kapta 8 gram helyum gazı 3 atmosfer basınç yapmaktadır. Helyum gazının sıcaklığı kaç derecedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, helyum gazının basıncına, hacmini, mol ve sıcaklıktan neleri vermişler bakalım. Basıncımız 3 atmosfer, hacmimiz 8,2 litre, 8 gram helyum gazı. 8'i 4'e bölersek arkadaşlar 2 mol helyum gazı var demektir. 2 mol helyum gazı. Mutlak sıcaklık nedir deriz. Buradan biz ideal gaz denklemini eğer kullanırsak sevgili arkadaşlar 3 atm 8,2 mol yerine 2 yazdık. R yerine hangi değer almam lazım? Şimdi hacim 8,2 olduğu için 0,082'yi almanızda yarar var. Buradan T'yi bulursunuz. T'yi bulduğumuz zaman şöyle olacak arkadaşlar. Şuna şu giderse şurada 10 üzeri eksi 2 kalır. T eşittir 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 300 bölü 2'den 150 Kelvin yapar. Bizden derece olarak istediğine göre 273 eksi 150 Kelvin dersek o da 123 yapar arkadaşlar. Peki pozitif mi negatif mi? Şöyle göstereyim. Kelvin eşittir Celsius artı 273. Şurası 150 idi. Celsius olarak bulacaksınız. O zaman burası eksi 123 derece olacaktır. Cevap A şıkkı olur. Peki ikinci örneğe bakalım. İdeal olduğu kabul edilen X ve Y gazları için bilgiler veriliyor. Bu gazların mutlak sıcaklıklar arasındaki oran nedir? Sevgili arkadaşlar yapacağınız tek şey gazların P ve RT'lerini oranlamak. Cins önemli değil. Bakın şimdi ilk gazınız bu.
Tamam mı? X gazı. Bu da Y gazının değerleri. Şöyle yapacaksınız. X gazı için PVRT'yi yazacaksınız. Altına oran yapıp Y gazı için yazacaksınız. X gazı için PVRT'yi yazarsak basıncı 1,5 atm. Hacmi 11,2 litre. Eşittir diyelim. Molü 0,2 mol. R çarpı. R'yi bulmanıza gerek yok. Tx deyin. Oran yapın şu şekilde. Y gazının verilerini yazın. 2,5 atm. 5,6 litre eşittir 0,3 RT deyin. Tamam mı arkadaşlar? Hatta şöyle bir şey yapın. Bakın dikkat edin. Şu silgiyle şu eşitlik ve şuradaki eşitliği de yok edeyim. O eşitliği gelin buraya koyun. Tamam arkadaşlar? Şimdi yapacağınız işlem şudur. Şu Y miydi? R'ler gitti. Şununla şu sadeleşti. 2 kaldı. Şurası 2'ye 3 oldu. Şu 2'ler de gitti. 15'i 5'e bölersem 3, 25'i 5'e bölersem 5 yapar. O zaman buradan ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle bir ifade. Tx bölü ty. Şurada 3 var. Onu karşıya atalım. 9 bölü 5 yapacaktır. Cevap 5 şık olur. Tamam. Oranlama yöntemiyle her işlemi yapabilirsiniz. Şimdi buraya baktığımızda 0,02 mol alüminyum metali denklemine göre tamamen tepkimeye giriyor. Tamam. Oluşan hidrojen gazı 1,12 litre, sıcaklık 0 derece, basıncı kaç atmosferdir? Şimdi bizim kullandığımız alüminyum metali 0,02 mol. Tamamen denildiğine göre oluşan hidrojen gazı 1 mole 1,5 mol olduğuna göre 0,02'de oluşan hidrojen gazı 0,03 mol. Şimdi sizin hidrojen gazınızın basıncınızı bilmiyorsunuz. Hacmini biliyorsunuz ama 1,12 litre. Molünü de buldunuz 0,03 mol. Sıcaklığını da biliyorsunuz. Şurada 0 derece olduğuna göre 273 Kelvin. Ne yapacağız bu ifadeleri? İdeal gaz denklemine yerleştireceğiz. Basıncı bilmiyoruz. Hacim yerine 1,12 yazdık. Mol yerine 0,03. R yerine bu sefer 22,4 bölü 273 alıyorum. 273 Kelvin. Şöyle gitsin arkadaşlar. Şu şekilde şurası 3 kalır. Burası 112 kalır. Şurayı da 224 çarpı 10 üzeri eksi 1 dedim. Bununla bu da giderse 6. P eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 0,6 atmosfer olur. Cevap B şıkkı olacaktır. Peki. Dördüncü örnekle devam edelim. 4,1 litrelik kapta basıncı 1,2 atmosfer, sıcaklığı 27 derece olan CH4 gazı var. CH4 gazını tamamen yakmak için normal koşullarda kaç litre oksijen harcanmalı? İlk önce arkadaşlar bize CH4 gazının bakın neleri verilmiş. Basıncı verilmiş 1,2 atm. Hacmi verilmiş 4,1 litre. Molünü bilmiyorum ama sıcaklığı da verilmiş şurada 27 derece yani 300 Kelvin. O zaman ben buradan CH4 gazının molünü çok rahatlıkla bulabilirim. Basınç yerine 1,2, hacim yerine 4,1, N çarpı, R yerine 0,082 çarpı 300 diyelim. Tamam bu şekilde olsun. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şu sıfırlar gider. Şununla şu da giderse şurası ne kalacaktır arkadaşlar? 2. N dediğimiz değer 0,6 mol. Şimdi bizim elimizde 0,6 mol CH4 gazı var. Ben bunu tamamen yakarsam, yakmak için gerekli olan oksijen gazı 1 mole 2 mol olduğuna göre 1,2 moldür. Peki 1,2 mol oksijen gazı normal koşullarda kaç litredir? Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Pardon şurada bir hata yaptığımız hatamız şurada. Taşı molü bulurken hata yaptık. Şöyle bir silelim mi hemen? Evet düzeltelim hemen. 3'ü kullanmamışız. 1,2 eşittir. N çarpı 2 ile 3'ü çarptım. 6. N değerimiz 0,2 mol oldu. Şimdi oldu. Şimdi 0,2 mol CH4 gazı ise 1 mole 2 mol olduğuna göre açığa çıkan karbondioksit oksijen gazı veya kullanılan oksijen gazı 0,4 mol. 0,4 mol oksijen gazı NH'da kaç litredir? 1 molü 22,4 litre olduğuna göre 0,4 molü kaç litredir? 8,96 litre olacaktır. Cevap D şıkkı olur. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi bir de ideal gaz denklemi dışında gazlarda arkadaşlar yoğunluk dediğimiz bir ifade var. Şimdi yoğunluk dediğimiz ifade şudur sevgili arkadaşlar. Bunu özellikle dikkat edin.
Şimdi bizim aslında ideal gaz denklemimiz, ben bu formülün çıkış yorumunu anlatayım size. İdeal gaz denklemimiz PV eşittir nRT. Buradaki mol dediğimiz ifade kütle bölü ma. Şimdi ben bu molü geliyorum şuraya yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdiğimde PV eşittir kütle bölü ma RT'yi bulurum. Ardından şu hacimle ma ters orantılı. O zaman şöyle yer değiştiririm. Yer değiştirdiğimde P çarpı ma eşittir m bölü v RT. M bölü v'de nedir arkadaşlar yoğunluk? P çarpı ma d çarpı RT. İşte gazlarda yoğunluk neye bağlıdır? Gazların mol kütlesine bağlıdır. Gazların basıncına bağlıdır ve gazların sıcaklığına bağlıdır. Tamam mı arkadaşlar? Biz bu formülü çok rahatlıkla kullanarak veya yorum sorularında da d eşittir m bölü v PVRT'yi kullanarak yorum yapabiliriz. Şimdi bakın hemen bir tane etkinliğimiz var. Buna bakalım beraber. Yanda verilen sistemlere uygulanan aşağıdaki işlemler sonucu kaplarda meydana gelen değişimleri artar, azalır ve değişmez olarak doldurunuz. Tamam. Şimdi birinci sistem için yapacağım ilk önce. İlk önce burası için yapacağım. Bu nasıl bir kap? İlk önce ona bakalım. Sabit basınçlı bir kap. Bu sistemde karbondioksit gazı ilave edersem, sevgili arkadaşlar, karbondioksit gazının kısmi basıncı ne olur? Bakın bunu şöyle düşüneceksiniz. Onu şurada göstermek istiyorum. Karbondioksit gazının kısmi basıncı V, N karbondioksit RT. Şimdi siz geliyorsunuz buraya karbondioksit gazı eklediğiniz için karbondioksitin miktarı artıyor. R ve T değişmiyor. Pistonlu bir kapı olduğu için karbondioksitin hacmi de arttığı için basıncına ne diyeceksiniz arkadaşlar? Değişmez. Tamam. Peki yoğunluğunu yazarsam D eşittir M bölü V. Şimdi karbondioksit eklediğim için kütle artıyor. Gelen gaz pistonlu kapı olduğu için kabın hacmini artırıyor. Yoğunluk ne yapacaktır? Değişmez. Peki. Ben bu sistemde sıcaklığı artırırsam aynı şekilde arkadaşlar tekrar yazalım isterseniz PVNRT'de. Şöyle bakalım. Hatta şöyle göstereyim ben. Ortaya biraz daha alalım. Tamam. Sıcaklığı artırırsam karbondioksitin miktarında bir değişiklik yok. Sıcaklık artarsa sevgili arkadaşlar kesinlikle pistonlu kapı olduğu için hacim artacak. Karbondioksitin kısmi basıncı değişmeyecek. Peki yoğunluğa bakarsam D eşittir M bölü V. Miktarda bir değişiklik yok. Sıcaklık arttığı için kesinlikle kabın hacmi artacaktır. Hacim arttığından dolayı karbondioksit gazının yoğunluğu azalacaktır. Peki, yabancı gaz olan helyum gazı eklersem aynı denklemi tekrar yazalım arkadaşlar. Bakın dikkat edin. PVNRT. Tamam, kimin ama karbondioksit için bakıyorsunuz. Şimdi helyum gazı eklersem karbondioksitin miktarında değişiklik yok, R'de değişiklik yok, sıcaklıkta değişiklik yok. Ama gelen helyum kabın hacmini artıracağı için karbondioksitin kısmi basıncını ne yapar? Azaltır. Peki yoğunluğu ne olur? D eşittir M bölü V dersem. Karbondioksitin miktarında bir değişiklik yok ama helyum kabın hacmini artırdığı için yoğunluğunu ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Peki SO2 eklersem yine aynı şekilde arkadaşlar PVNRT. Siz karbondioksit için düşünüyorsunuz. Karbondioksitin miktarında T'sinde bir değişiklik yok. Yabancı madde eklediğiniz kabın hacmi arttığı için karbondioksitin kısmi basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki yoğunluğuna baktığımız zaman ha burada dikkat çok önemli bir ayrıntı. Şimdi sevgili arkadaşlar pistonlu kaplara dikkat edin. Pistonlu kaplara yani şu şekilde olan kaplara dikkat, tamam mı? İçeride mol kütlesi 44 olan karbondioksit var. Mol kütlesi büyük olan bir madde eklerseniz mesela 64'ü eklerseniz SO2'nin mol kütlesi 64. Kesinlikle yoğunluk ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Tamam. Aslında aynı şeyi helyumda da düşünebilirdiniz. Mol kütlesi 44. Helyumun mol kütlesi 4. Hiç şu formülü yapmadan da mol kütlesi küçük olanı eklediğim için yoğunluk ne yapar dersiniz? Azalır dersiniz. Bence bu ifadeye çok dikkat edin. Çok önemli. Peki ikinci sistem için şimdi bakıyorum arkadaşlar. Pardon. İkinci sistem sabit hacimli yani pistonsuz bir kap. Şimdi bu pistonsuz kapta helyum gazının kısmi basıncı ve karbondioksitin kısmi basıncı. Helyum gazının kısmi basıncı için şu denklemi yazalım arkadaşlar. Ama bu helyum için.
Karbondioksit eklerseniz helyumun miktarında değişiklik yok, sıcaklığında değişiklik yok, hacminde değişiklik yok. O zaman helyumun kısmi basıncı değişmez. Peki karbondioksit gazının kısmi basıncına baktığımda şimdi bakın helyum karbondioksit ekliyorsunuz miktar artıyor. R sabit zaten, T de sabit, hacim de sabit. Karbondioksitin miktarı arttığı için basıncı ne yapacaktır? Artacaktır. Peki sıcaklığı artırırsam her iki gazın sıcaklığı arttığı için kesinlikle hacimleri ve miktarları sabit olduğundan dolayı basınçları ne yapacaktır arkadaşlar? Artar. Peki helyum gazı eklersem sevgili arkadaşlar P ve NRT'de siz helyumun miktarını artırıyorsunuz. R ve T değişmiyor. Pardon, V de değişmiyor. Tamam. Helyumun miktarı arttığı için basıncı ne yapacaktır? Artar. Peki karbondioksitin kısmi basıncı ne olur? Helyum eklersem karbondioksitin miktarında bir değişiklik yok. T'de bir değişiklik yok. Karbondioksitin hacminde bir değişiklik yok. O zaman basıncı ne yapacaktır? Değişmeyecektir. Peki devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir kalemimin rengini değiştireyim, daha rahat edelim. SO2 eklersem sabit hacimli bir kaba SO2 eklediğiniz zaman helyumun miktarında bir değişiklik yok, T'de bir değişiklik yok, hacimde bir değişiklik yok. O zaman helyumun basıncı da değişmeyecek. Karbondioksit için de aynı şeyi söyleyebilirim. SO2 eklediniz. Karbondioksitin miktarında değişiklik yok, sıcaklıkta değişiklik yok, hacimde değişiklik yok. O zaman karbondioksitin basıncı da değişmeyecektir. Bence güzel bir etkinlik. Özellikle dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Tamam. Peki 5. örnekle devam edelim. 273 derecede 8 gram ideal X gazına ait basınç hacim grafiği verilmiş. Burası hacimmiş arkadaşlar. Tamam. Bu gaz ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şuranın birimini de yazalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Sıcaklık 273, 8 gram X gazı var. İsterseniz basınç olarak 1 ATM'yi alalım. 1 ATM'ye karşılık hacim 22.4. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle yapabilir miyim o zaman ben? PV eşittir NRT. D durumu için bakıyorum. Basıncım 1 ATM, hacmim 22.4. X gazının mol sayısını arayalım. R yerine 22.4 bölü 273. Baktığım zaman arkadaşlar burada 273 derece yerine 546 Kelvin. Şöyle sadeleştirelim, 2 bunlar gitsin. X'in molü kaç mol yapacaktır? 0.5 mol. 0.5 molü eğer bakın dikkat edin 8 gramsa 1 mol X kaç gramdır derseniz 8'in 2 katı 16 gram bölü mol olur. Yani mol kütlesi 16 olacaktır arkadaşlar, tamam. Peki A ve B noktalarında sevgili arkadaşlar A ve B noktalarında PV çarpımları kesinlikle nedir? Eşittir. Çünkü PV çarpımı sıcaklık ve mole bağlıdır. Bunun miktarları ve sıcaklıkları aynı olduğuna göre eşit olacaktır. Doğru. A noktasındaki öz kütle B noktasındakinden büyüktür. Şöyle yapalım. A noktası için öz kütle 8 gram, A noktasında hacim 11.2. B noktasındaki öz kütle için baktığımızda 8 gram, hacim 22.4. O zaman A noktasındaki öz kütle B noktasındakinden büyük olacaktır. Cevap E şıkkı olur. 6. örneğe bakalım arkadaşlar. Şekildeki kaplarda eşit mol sayıda helyum gazı vardır. Tamam, hatta birer molmuş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şu bir kaplara bakalım arkadaşlar. İkisinde de 1 mol helyum gazı var. Hacim ve sıcaklıkları aynı. Bu gazların o zaman her şeyleri aynı olduğuna göre basınçları da ne olmak zorunda arkadaşlar? Aynı olmak zorunda. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Birinci öncül kapların sıcaklığı aynı oranda artırılırsa gaz yoğunluğu yanda gösterildiği gibi olur. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikkat edin. Bu kap için birinci öncülü yaparsam D eşittir M bölü V'den. Siz sadece sıcaklığı artırıyorsunuz. Miktar ve hacimde bir değişiklik olmadığı için ikinci kapta yoğunluk değişmeyecek. Bu doğru. Tamam. İkinci kap için ben birinci öncülü yaparsam D eşittir M bölü V'den. Miktar değişmiyor. Ama sıcaklık artırıldığında pistonlu kap olduğu için hacim artar, yoğunluk azalır. Evet. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Aynı sıcaklıkta kaplara eşit miktarda hidrojen gazı eklenirse
Birinci kapta gaz yoğunluğu azalırken ikinci kapta artar. Şimdi çok önemli arkadaşlar, dikkat. Birinci kap için ikinci öncül. Şöyle, içeride mol kütlesi 4 olan helyum var. Mol kütlesi küçük olan H2 ekliyorsunuz. 2. Mol kütlesi 2. Bu pistonlu kaplara arkadaşlar sabit sıcaklıkta içerideki gazın mol kütlesinden küçük olan bir gaz eklenirse gaz yoğunluğu her zaman azalır. Mol kütlesinden büyük olan bir gaz eklenirse gaz yoğunluğu artar. Aynı eklenirse gaz yoğunluğu değişmez. Ama bu pistonlu kaplarda sabit sıcaklıkta. Peki ikinci kap için baktığımda bu bir pistonlu kap olmadığı için normal yorum yapacağım arkadaşlar. Şöyle, helyum gazı var. Siz biraz da hidrojen eklediğiniz için miktar artıyor. Hacim sabit, miktar arttığı için yoğunluk artar. İkinci öncül doğrudur. Aynı sıcaklıkta kaplardan aynı miktarda helyum gazı çekilirse birinci kapta gaz yoğunluğu değişmezken ikinci kapta azalır. Şimdi üçüncü öncülü birinci kap için yaparsam ben arkadaşlar, içeride helyum var. Siz biraz daha helyum çekerseniz helyumun miktarını azaltırsınız. Pistonlu kap olduğu için hacmi azalır, yoğunluğu değişmez. Doğru. İkinci kap için bakarsam D eşittir M bölü V'den. Hacim sabit. İçeride helyum var. Helyumun bir miktarını dışarı alırsanız miktar azalır. Miktar azaldığı için yoğunluk azalacaktır. Doğru. Doğruyu sorduğuna göre 1, 2 ve 3 ile cevap E şıkkı olur. Peki şimdi diğer bir başlığımız arkadaşlar, gazlarda kinetik teori. Şimdi bu kinetik teori çok önemli. Üniversite sınavında da soru getiriyor arkadaşlar. Şimdi kinetik teori ilk önce şunu bilmeniz lazım. İdeal gazların davranışlarını açıklamak için kullanılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu çok önemli. Şimdi gazlar şöyle gördüğünüz gibi, şu şekilde gördüğünüz gibi gelişi güzel kinetik teoriye göre düzensiz, zikzaklı, esnek çarpışma yapıyorlar. Bu hareketin ismine arkadaşlar biz Brownian hareketi diyoruz. Brownian hareketi ilk olarak nerede karşımıza çıkıyor? Kinetik teoride. Nedir bu kinetik teorideki Brownian hareketi? İdeal gazlar gelişi güzel, düzensiz, esnek, birbirlerini öteleyerek çarpışır. Bu hareketin ismi Brownian hareketidir. Gazların bu davranışını açıklamak için hangi teori ortaya atmıştır arkadaşlar? İşte kinetik teori. Kinetik teoriye göre gaz molekülleri arasındaki mesafelerin yanında moleküllerin boyutları ihmal edilir. Ben az önce dedim ki kinetik teori kimler için geçerliydi? İdeal gazlar için. İdeal gazlarda gaz moleküllerinin öz hacmi gerçek hacim içerisinde, yani kabın hacmi yanında ihmal ediliyordu. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Gaz molekülleri sürekli hareket ederken birbirlerine ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. Bu çarpışmalar hızlı ve esnekli ve birbirlerini ötelerler. Hatta bu hareketin ismi Brownian hareketiydi. Kinetik teori ideal gazlar için geçerli ise gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme kuvveti yok denilecek kadar ne olmak zorundadır? Azdır. Ve yine arkadaşlar dikkat, kinetik teoriye göre farklı gazların cins önemli değil. Eğer aynı sıcaklıkta ise ortalama kinetik enerjileri eşittir. Yani ortalama kinetik enerji sadece ve sadece mutlak sıcaklığa bağlıdır. Mutlak sıcaklık dediğimiz bizim burada Kelvin cinsinden sıcaklıkla ortalama kinetik enerji doğru orantılıdır kinetik teoriye göre. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edeceğim ben size. Kinetik teoride bir hareket varsa gazların hızı var. Şimdi iki çeşit hızdan biz bahsedeceğiz. Bir difüzyon hızından bahsedeceğiz, bir de efüzyon hızından bahsedeceğiz. Difüzyon hızı dediğimiz ifade. Bakın sağ tarafa bakın. Burada helyum gazı var, burada neon gazı var. Şurada bir delik açıyorsunuz ve bu iki gaz birbiri içerisine yazı yayılıyorsa bunun ismi difüzyon. Bir saniye. Şöyle bir bakacağım. Eğer şurası boş, bir delik açarsınız, boş bir kaba gaz molekülleri yayılırsa bunun ismine ne diyeceksiniz? Efüzyon. O zaman iki tane gaz hızından bahsedeceğim ben. Bir difüzyon hızından, bir de efüzyon hızından bahsedeceğim. İki farklı gazın birbiri içerisinde yayılmasına ne hızı diyeceğiz arkadaşlar? Difüzyon. Bir gazın boş bir kaba yayılmasına ise ne diyeceğiz? Efüzyon. Şimdi kinetik teoriye göre arkadaşlar,
Mutlak sıcaklıkla kinetik enerji doğru orantılıydı. Aynı sıcaklıkta olan gazların kinetik enerjileri de aynıdır. Kinetik enerji dediğimiz bizim burada 1 bölü 2 mv karedir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gazların eğer sıcaklıkları eşitse, bakın dikkat edin. Eğer sıcaklıkları eşitse, x gazının sıcaklığı y gazının sıcaklığına eşitse, o zaman bu gazların kinetik enerjileri de eşittir. Çünkü doğru orantılı. Kinetik enerji dediğimiz 1 bölü 2. Buradaki m'i biz mol kütle olarak alırız. X'in mol kütlesi çarpı X'in hızının karesi. 1 bölü 2. Y'nin mol kütlesi çarpı Y'nin mol kütlesi hızının karesi. 1 bölü 2'ler giderse gazların hızları arasındaki oran mol kütlelerinin kare köküyle ters orantılıdır. Bu ifadeyi ne zaman kullanırsınız? Sıcaklık sabitken kullanırsınız arkadaşlar. Tamam? O zaman bu bağıntıya göre aynı sıcaklıkta gazların difüzyon hızı mol kütlelerin kare köküyle nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Ve hatta burada şunu da söylersiniz. Mol kütlesi küçük olan hızlı, mol kütlesi büyük olan gaz ise daha yavaş hareket eder. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat. Bakın burada bir şey daha. Gazların öz kütleleri ile mol kütleleri arasında nasıl orantı vardır? Doğru. Hatta şöyle. Gaz yoğunluktan bahsederken P, MA, D, RT mi demiştik? Mol kütle ile yoğunluk nasıl orantılıdır arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Şimdi dolayısıyla doğru orantılı olduğuna göre şimdi hızları arasındaki oran mol kütlelerinin kare köküyle nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı, ters orantılıydı. Pardon, şöyle ters orantılı. O zaman bu size yoğunlukları da verecektir. Yoğunluklarıyla hızları da nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Tabii bunlar ne zaman geçerli? Sıcaklık sabitken. Peki sıcaklık farklıysa ne yapacaksınız? Sıcaklık farklıysa hızları arasındaki oran mol kütlelerinin kare köküyle ters orantılıydı. Peki hız sıcaklıkla da doğru orantılı olduğu için Tx, Ty dersiniz çarpı bu şekilde göstermiş olursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Efüzyon neydi? Gaz moleküllerinin boş bir kaba yayılması efüzyon. Buna da biz ne diyeceğiz? Efüzyon diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Önemli bir ayrıntı. Bakın burada dikkat edin. Burada size yayılma hızı Vx bölü Vy denilmiş. Ty bölü Tx'e de ne denilmiş? Efüzyon. Difüzyon için geçerli olan formüller efüzyon için de geçerlidir. Gazların efüzyon süreleriyle yayılma hızları ters orantılıdır. Dikkat. Tamam. Bunu soru üzerinde nasıl yaptığımı göreceksiniz. Şimdi aslında ben çok fazla formül ezberlemiyorum. Ben şuradan geliyorum yaparken. İki yolla da göstereyim. Mesela şimdi birinci yol formülü göstereyim. Hangisi işinize gelirse. Aynı sıcaklıkta. Şimdi bunların sıcaklıkları aynıysa hızları arasındaki oran mol kütlelerinin kare köküyle nasıl orantılıydı arkadaşlar? Ters orantılı. Şimdi o zaman geliyorum buraya hemen. Mol kütlesi 32 bölü 2'den 4 çıkacaktır. O zaman hızlarını kıyaslarsam 4 çarpı ve O2 olacak. Yani hidrojen daha hızlı O2'den. Peki hocam siz nasıl yapıyorsunuz? Ben şöyle yapıyorum. İkinci yol. Ben hız kelimesini görünce ilk önce mutlak sıcaklığa bakıyorum. Mutlak sıcaklıkla kinetik enerji doğru orantılı 1 bölü 2 mv kare diyorum. Bu form. Bunu kullandığım zaman hiçbir zaman soru kaçırmıyorum. Şimdi ilk önce bu iki gazı mutlak sıcaklıklarına göre kıyaslıyorum. Hidrojenin mutlak sıcaklığı oksijene eşit. Çünkü sıcaklıkları aynı. Sıcaklıkları aynıysa bunların kinetik enerjileri de aynı. Dolayısıyla şu yanda yazdığım formülü ezberlememe gerek yok. Benim zaten ortaokuldan beri bildiğim kinetik enerji formülü ne? 1 bölü 2 mv kare. 1 bölü 2. M yerine mol kütleyi yazıyorum. 2 yani şunları yazıyorum. V hidrojenin karesi. 1 bölü 2 32 V oksijenin karesi gidiyor. Buradan 2 ile 32 sadeleşiyor. 16. Her iki tarafında şöyle kare kökünü alıyorum. Hidrojen hızlı. 4 kat oksijenden. İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Hadi bakalım. Etkinlik 3. Helyum gazının difüzyon hızı aynı sıcaklıkta HX hızının 3 katıdır. X'in mol kütlesi nedir? Şimdi ben formülü yapayım. Kendi yöntemimle yapmayayım. Sıcaklık sabit. Helyumun sıcaklığı
THX'e eşit. Sıcaklıkları aynıysa bunların kinetik enerjileri de eşit. Tamam. Şöyle sıcaklık aynıysa hızları arasındaki oran helyum bölü VHX eşittir. Mol kütleleriyle mol kütlelerinin kareköküyle nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. O zaman MAHX bölü MA ne diyeceğim buraya? Helyum. Tamam arkadaşlar? Şimdi bu. Şurada bir bilgi verilmiş bana. Helyumun hızı HX'in hızının 3 katıymış. 3 çarpı VHX. O zaman gelelim. Şurada helyum yarına yazalım. 3VHX bölü VHX eşittir. Şuradaki MA'yı bilmiyorum. HX. Helyumun MA'sı bana verilmiş. 4. Tamam arkadaşlar? Şununla gitsin. Her iki tarafın şöyle ben karesini alayım. Karesini aldığım zaman 9 eşittir. HX bölü 4 yapar. Buradan HX'in MA'sını bulurum. MA'sı da kaç yapar arkadaşlar? 36. Hidrojen 1 olduğuna göre 1 çıkarırsam X'in mol kütlesi de kaç yapacaktır? 35 yapacaktır. X'in mol kütlesi 35 gram bölü mol olur. Tamam? Peki. Örnek 7 ile devam edelim. Eşit bölmelendirilmiş boruya şekildeki gibi X ve Y gazları aynı anda gönderiliyor. Bu gazlarla ilgili olarak hangi noktada karşılaşırlar? Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar aynı anda bu boruya gönderiyorlar ve sıcaklıkları aynı. Şimdi sıcaklıkları aynıysa şöyle yapın. Tx eşittir Ty. O zaman kinetik enerjileri de aynı ve bu gazların hızları arasındaki oran mol kütlelerinin karekökuyla nasıl orantılı? Ters orantılı. Şimdi hızları arasındaki oranı bulacağım ilk önce. Vx bölü Vy. Bunun mol kütlesi 64, bunun 4'müş. 64 bölü 4 karekök içerisinde 16 yapar, 4 yapar. Yani buradan şöyle diyeceksiniz. X hızlı 4 kat Y'den hızlı. Şimdi arkadaşlar hızla yol nasıl orantılıdır? Doğru orantılı. O zaman X'in aldığı yolun 4 katı Y'nin aldığı yoldur. Y'nin aldığı yola A diyelim. L diyelim. 4 katı olduğuna göre X'in aldığı yol 4L olacaktır. Şimdi burada kaç birim var bakalım. 2, 4, 3 de şurası var arkadaşlar 7. Bir 3 de burası var 10, 12, bir 3 de burası var arkadaşlar 15. Yani 15 birim eşittir 5L'dir. L dediğimiz değer 3'tür. İlk olarak nereden karşılaşır? 3 birim ötede. L 3 olduğuna göre... Şurası arkadaşlar. Yani nerede karşılaşacaklar? E noktasında karşılaşacaklar. Cevap E şıkkı olur. Güzel soru. Evet 8. soruya bakalım. Şekildeki borunun A ucundan gönderilen SO2 gazı 4 saniye sonra B ucundan çıkıyor. Şurası A ucu, şurası B ucu arkadaşlar. SO2 gazı soldan gönderildiğine göre A ucu orası. Tamam. Aynı koşullarda yani sıcaklık sabit. CH4 gazı A ucundan gönderilirse kaç saniye sonra çıkar? Tamam. Bir kez aynı koşullar denildiğine göre arkadaşlar SO2'nin sıcaklığı ile CH4'ün sıcaklığı aynı. Kinetik enerjileri de aynı. O zaman hızları arasındaki oranı bulalım. SO2'nin hızı CH4'ün hızına oranı. Mol kütlelerinin karekökuyla ters orantılı. 16 bölü 64 derseniz 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 yapar. Yani buradan SO2 hızlı 2 kat pardon kim daha hızlı? CH4 hızlı kaç kat? 2 kat SO2'den daha hızlı olacak. Şimdi hızla zaman ters orantılıdır. Yani ters orantılıysa CH4'ün hız zamanının 2 katı bu sefer SO2'nin zamanı olacak. SO2 kaç saniyede terk ediyor? A'dan B'ye geçiyor. 4 saniye. Burası 4 saniye olduğuna göre 2 çarpı zaman CH4 derseniz CH4'ün hızı zamanı da ne olacaktır böyle bir durumda? 2 saniye olacaktır. Cevap B şıkkı olur. Etkinlik 4 ile devam edelim. Şekildeki birinci kapta mol sayıları ve sıcaklıkları eşit olan CH4 ve helyum gazı var. Molleri ve sıcaklıkları eşit olan. Bu gazlarla ilgili yandaki soruları cevaplandırınız. Basınçları arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar bu gazlar birinci kaptalar. Hacimleri aynı.
Aynı sıcaklıkta sıcaklıkları aynı. Molleri de eşitmiş. Molleri de aynıysa o zaman CH4'ün basıncı helyumun basıncına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. M musluğu kısa bir süre açılıp kapatılırsa ikinci kaptaki CH4 ve helyum gazlarının molleri ve basınçları arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar, şöyle burada aynı sıcaklıkta oldukları için T aynı. CH4'ün mol kütlesi 16, helyumun 4. Mol kütlesi küçük olan helyum daha hızlı. Yani hızlarına göre kıyaslarsak helyumun hızı CH4'ten daha fazla olacaktır. Şimdi siz musluğu açtığınız zaman birinci kaptan ikinci kaba daha çok helyum geçecek, daha az CH4 geçecektir. O zaman ikinci kapta en çok bulunan gaz helyum, en az bulunan gaz CH4'tür. İkinci kapta basıncı en büyük olan helyum, basıncı en küçük olan hangisi olacaktır? CH4 olacaktır. C şıkkında M musluğu kısa bir süre açılıp kapatılırsa birinci kapta kalan CH4 ve helyum gazlarının molleri ve basınçları arasındaki ilişki. Biz az önce dedik ki helyum CH4'e göre daha hızlı. Siz musluğu açtığınız zaman helyum daha çok geçer bir ikinci kaba. O zaman birinci kapta kalan helyumun miktarı daha azdır. Molü birinci kapta. Kalan helyumun molü CH4'ten daha az olduğu için basıncı da CH4'e göre daha az olacaktır. Dalton'un kısmi basınçlar kanunu ile devam edelim. Şimdi kısmi basınç dediğimiz şudur arkadaşlar. Sabit hacimli bir kapta, sabit sıcaklıkta tek bir gazın tek başına yaptığı basınca o gazın kısmi basıncı denir. Arkadaşlar tamam, bu önemli bir ayrıntı. Kısmi basınç dediğimiz ifade bir gaz karışımında bir gazın tek başına kabın çeperlerine yaptığı basınca biz kısmi basınç diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat ediyorsunuz. Bir gaz karışımı var. Mesela burada A ve B gazları var. Bu bir karışım halinde. Bu gazların kısmi basınçlarının toplamı arkadaşlar o karışımın basıncı oluyor. Yani şöyle. Şu şekilde ifade edebilirim. Şimdi bu kabın hacmi V olsun. A gazının hacmi, B gazının hacmi kabın hacmine eşittir. Kabın sıcaklığı T olsun. A gazının sıcaklığı, B gazının sıcaklığı kabın sıcaklığına eşittir. Burada A gazının kısmi basıncına PA dersek, B gazının da kısmi basıncına PB dersek, burada her ikisinin kısmi basınçlarının toplamı gaz karışımının toplam basıncıdır. Bu da Dalton kanunu olarak bilinir. Şimdi A gazının kısmi basıncını ideal gaz denkleminden yazabilirsiniz. A gazının kısmi basıncı kabın hacmi, A gazının mol sayısı R çarpı T. Aynı şekilde B gazı için de bunu yazabilirsiniz. B gazının kısmi basıncı, hatta toplam olarak yazalım. Toplam basınç kabın hacmi, toplam mol RT dersek, bakın bunlar gittiğinde buradan A gazının kısmi basıncını şöyle bulursunuz. A gazının mol sayısı bölü toplam mol çarpı P toplam. Kısmi basınçlar denklemini bu şekilde bu formülden de bulabilirsiniz. P ve RT'den de bulabilirsiniz. Bu formülü ben genellersem herhangi bir gazın kısmi basıncı o gazın kendi molü bölü toplam mol çarpı P toplamdır ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsunuz. Bakın ben size A gazının kısmi basıncını yazarken az önce A gazının kendi molü bölü toplam mol çarpı P toplam dedim. Şu ifade arkadaşlar kimyada hesaplamalar çözeltiler konusunda öğreniyorsunuz. Bir gazın kendi molünün toplam mole oranı o gazın mol kesridir. Mol kesri X sembolüyle gösterilir. XA'dır. Yani A gazının kısmi basıncı A gazının mol kesri çarpı P toplamdır. Aynı şeyi B gazı için de yazabilirsiniz arkadaşlar. B gazının kısmi basıncı B gazının kendi molü bölü toplam mol çarpı P toplamdır. Şu ifade B gazının mol kesridir çarpı P toplam bize B gazının kısmi basıncını verecektir ki unutmayın çözeltiler konusunda şunu da söylemiştik. Bir gaz karışımında kaç tane madde varsa ideal çözeltilerde gaz karışımları idealdir. Mol kesirlerin toplamı kesinlikle kaça eşit olmak zorunda? 1'e eşit olmak zorunda. Tamam?
Bakın etkinlik 5 ile devam edelim. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan neon gazının kısmi basıncı 1 atmosferdir. Buna göre soruları cevaplayınız. Şimdi hacim sabit, sıcaklık sabit. O zaman basınçla mol sayısı nasıl orantılıdır arkadaşlar? Basınçla mol doğru orantılıdır. Şimdi burada neon gazının kısmi basıncı 1 atmosfermiş. 0,1 mol neon gazı 1 atmosfer yapıyorsa cins önemli değil. 0,4 mol azot gazının basıncı ne olacaktır arkadaşlar? 4 atmosfer. Toplam basıncınız da 5 atmosfer olacaktır. Şimdi azot gazının mol kesri demek kendi molü, azot gazının molü 4 bölü toplam moldür. Bu da kaç yapar arkadaşlar? 0,8. Neon gazının kısmi basıncı dediğimizde, mol kesri dediğimiz zaman neon gazının kendi molü bölü toplam mol dersiniz 0,2 yapar. Azot gazının kısmi basıncını yukarıda bulduk arkadaşlar. 4 atmosfer. Toplam basıncı da bulduk. 4 artı 1'den 5 atmosferdir. Tamam mı arkadaşlar? Örnek 9 ile devam edelim. 0,9 mol azot gazı ve 0,4 mol helyum gazlarından oluşan bir karışımın toplam basıncı 5 atmosferdir. Karışımdaki her bir gazın kısmi basıncı. Bakın arkadaşlar şöyle bir kabımız olsun. Hacmi ve sıcaklığı T. Burada 0,6 mol azot gazı bulunsun. 0,4 mol de helyum gazı bulunsun. Şimdi şöyle hacim ve sıcaklık sabitse basınçla mol sayısı nasıl orantılı? Doğru orantılı. Şöyle diyebilirim. Helyumun kısmi basıncı 4P ise azot gazının kısmi basıncı basınçla mol doğru orantılı olduğu için 6P olur. Toplam basıncınız 10P olur. 10P kaç atmosfere eşitmiş? 5 atmosfere. P dediğimiz ifade 0,5 çıkacaktır. Şimdi gelir burada helyum gazının basıncı 4P'ydi. 4 çarpı 0,5'ten helyum gazının basıncı 2 atmosfer. Azot gazının kısmi basıncı 6P'ydi. 6 çarpı 0,5'ten azot gazının kısmi basıncı da 3 atmosferdir. 3'e 2 ile cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. örneğe bakalım. Sabit hacimli 11,2 litrelik bir kapta 0,1 mol azot gazı ve 0,4 mol helyum gazları bulunmaktadır 0 derecede. Kaptaki toplam basınç ve azot gazının kısmi basıncı. Arkadaşlar direkt P ve RT'yi kullanın. Bakın şöyle yapalım. Azot gazının kısmi basıncı çarpı kabın hacmi, azot gazının mol sayısı R çarpı T. Şimdi azot gazının kısmi basıncını arıyoruz. Hacim 11,2 litre. Molümüz 0,1 mol. R yerine 22,4 bölü 273 aldım. Topla sıcaklık da 0 derece yani 273. Şöyle giderse 2'den azot gazının kısmi basıncı burada 0,2 atm olacak. Tamam. Peki o zaman ben şöyle diyebilir miyim? Bakın aslında şuradan da yapabiliriz. Gerek yok. P toplam çarpı V en toplam RT dersiniz. Toplam basıncı bilmiyorsunuz 11,2. Toplam molünüz 0,5 mol. R yerine 22,4 bölü 273 çarpı 273 dersiniz. Gider 0,5 çarpı 2'den o da 1 atm olacaktır. Cevabımız A şıkkı olur. Tamam. 11. soruya bakalım. Helyum ve CH4 gazları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Tamam. Şöyle arkadaşlar aynı basınç ve sıcaklıkta helyumun ortalama hızı CH4'ünkünden büyüktür. Eğer sıcaklık aynıysa mol kütlesi küçük olan daha hızlıdır. Burada sıcaklık aynı, mol kütlesi küçük olan helyum daha hızlı olacaktır CH4'ten. Birinci öncül doğrudur. Eşit hacim ve sıcaklıktaki eşit kütleleri alındığında CH4 gazının basıncı helyum gazının basıncından büyüktür. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksınız ikinci öncülde. Mol dediğimiz ifade kütle bölü MA'dır. Bakın şimdi eşit kütlelerde alıyorsunuz. Kütle eşitse mol kütle ile mol sayısı ters orantılıdır. Burada mol kütlesi büyük olan CH4 küçük olan helyumdur. Şöyle diyelim o zaman. Mol kütlesi büyük olan CH4'ün kesinlikle mol sayısı ne olmak zorunda? Küçük. O zaman mollerine göre kıyaslarsam CH4'ün molü küçüktür helyumun molünden. Ardından P ve RT denklemini yazalım arkadaşlar. P ve RT. Şimdi eşit hacim ve sıcaklıkta R, V ve T eşit. Basınçla mol doğru orantılı. Molü küçük olan maddenin basıncı da kesinlikle ne olmak zorunda? Daha küçük olmak zorunda. CH4'ün basıncı helyumun basıncından daha küçüktür. Büyüktür denildiğine göre yanlış.
Aynı sıcaklıkta helyum gazının ortalama kinetik enerjisi CH4 gazınkinden küçüktür. Arkadaşlar, kinetik enerji sadece ve sadece sıcaklığa bağlıdır, cinse bağlı değildir. Sıcaklık aynı olduğu için kinetik enerjileri aynıdır. Doğruyu sorduğuna göre yalnız bir ile cevap A şıkkı olacaktır. 12. örnekle devam edelim. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan gazlardan helyum gazının kısmi basıncı 0,6 atmosferdir. CH4 gazının kısmi basıncı kaç atmosferdir? Sevgili arkadaşlar, ilk önce kabın içindeki maddelerin mollerini bulalım. Helyumun mol kütlesi 4. 0,8 gram helyum 0,8 bölü 4'ten 0,2 moldür. 4,8'i 16'ya bölersek CH4'te 0,3 moldür. Şimdi buradaki helyum gazının basıncı 0,6 atmosfermiş. Şimdi bunlar aynı kaptalar. Hacim ve sıcaklıkları aynıysa basınçla mol doğru orantılı. 0,2 mol helyum gazı 0,6 atm basınç yapıyorsa 0,3 mol CH4 gazının basıncı nedir dersiniz? Doğru orantılı. Cinse bakmanıza gerek yok. 0,9 atmosfer yapacaktır. Cevap C şıkkı olur. 13. örnek. Hidrojen ve helyum gazlarından oluşan bir karışımda hidrojenin mol kesi 0,25. Toplam basınç 3 atmosfer olduğuna göre helyumun kısmi basıncı kaç atmosferdir? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle, bir gaz karışımındaki maddelerin mol kesirlerinin toplamı, yani hidrojenin mol kesri ile helyumun mol kesirinin toplamı daima kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Burada hidrojenin mol kesri 0,25 ise helyumun mol kesri kaç olacaktır böyle bir durumda? 0,75. Tamam. Peki bize helyum gazının kısmi basıncı soruluyor. Helyum gazının kısmi basıncı helyum gazının mol kesri çarpı P toplamdır. Siz burada mol kesrini 0,75 yani 3 bölü 4 buldunuz. Toplam basınç da 3 olduğuna göre 9 bölü 4 olacaktır. 9 bölü 4 de 3 bölü 2'den 1,5 atm'dir. Cevap C şıkkı olur. 14. örneğe bakalım. Kapalı sabit hacimli bir kapta 2 gram helyum, 8 gram CH4 ve 2 gram hidrojen gazı bulunmaktadır. Hidrojen gazının basıncı 1,5 atmosferdir. Buna göre hangileri doğrudur? Tamam, bakın şimdi arkadaşlar şöyle bir kapınız var. Kapalı bir kabınız var. Bunun içerisinde hacim sabit, sıcaklık sabit. Tamam, kapalı sabit hacimli bir kap diyor. Peki burada 2 gram helyum gazı var. 2 gram helyum gazı. Mol kütlesi 4 olduğuna göre demek ki 0,5 mol helyum gazı var. 8 gram CH4 gazı var. CH4'ün mol kütlesi arkadaşlar 12 artı 4'ten 16'dır. 8 gram da yine 0,5 mol CH4 yapar. 0,5 mol CH4 var. 2 gram hidrojen gazı, hidrojenin de mol kütlesi 2'dir. 1 mol hidrojen gazı vardır. Şimdi burada şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu gazlardan hidrojen gazının kısmi basıncı 1,5 atm. Şu 1,5 atm. O zaman 1 mol 1,5 atm yapıyorsa 0,5 mol kaç atm yapar dersek 1,5 bölü 2'den 0,75 atm yapar. Aynı şekilde buradaki helyum da 0,75 atm yapar. Şimdi helyum gazının kısmi basıncı CH4'ün kısmi basıncına eşittir. Birinci öncül doğrudur. Hidrojenin kısmi basıncı CH4'ün kısmi basıncının 2 katıdır. Evet, CH4 0,75 çarpı 2'den hidrojeninki 1,5 atm'dir. Doğru. Toplam basınç hepsinin toplamıdır. 3 atm'dir. Doğru. Doğruyu sorduğuna göre 1, 2 ve 3 ile cevap E şıkkı olur.